Komutanım, bir video çekelim mi? Çekelim. Buranın ismini biliyor musun? Tekto. Orada. Ama görmedin ha. Ha, yukarıda mı gördün? Yukarıda. Tekto. Yok, daha önceden biliyordum burayı. Şimdi sevgili dostlar, lokalde nefis bir de oturuyorduk. Birden aklımızda, benim aklımda da daha önce Sütlü Nuriye yemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Ya aklımda hep böyle bir Sütlü Nuriye, Sütlü Nuriye diyordum. Dedim komutanım gel gidelim. Bana dedim bir tane Sütlü Nuriye ikram et dedim ben. Ooo Yalçıncım dedi, olur mu dedi, hemen ikram edeyim dedi. Geldik. Şimdi böyle Sütlü Nuriye. Bakalım sen de beğenecek misin? Sen seviyor musun Sütlü Nuriye'yi? Ben sevmiyorum. Ha. Çok seviyorum. Nasıl oluyor? Yani seviyorum demek yetmiyor. Daha fazlası var diyorsun ya. Tabii sevmekten de öte. Ya bunun memleketi İstanbul. Buralarda pek bilinmiyor ama pek de bunu biliyor bak, getirtiyor güzel. Zaman zaman gelip tatmak lazım. Ben daha önceden yedim, çok güzel yapıyorlar. Sütlü Nuriye bak böyle. Evet şöyle. Ağzımıza götürüyoruz sütlü. Evet. Aslında sütlü Nuriye Ramazanlarda yapıyorlar daha çok. Ramazan iftarlarında falan. Aynen. Biraz ama tadı yapılışı güllaçı andırıyor ama bu güllaçtan daha güzel. Ben güllaç ile aslında farkın ne olduğunu bile bilmiyorum ya. Yanlış anlamadan. Böyle gösterebilir miyim acaba? Ya köyüdeki yer bak. Birisi burası, birisi eski garajın orada. Evet. Tatlılar gerçekten çok kaliteli. Çok kaliteli yani. Gerçekten yani. Yani sen yerken aynen. Yerken özlü insan yani. Şimdi tatlı yiyip tatlı konuşalım diyorlar ama kaliteli tatlı yemediğin zaman tatlı konuşamıyorsun abi. İnsanlar niye tatlı? İnsanı rahatsız ediyor bu defa. Kanka insanlar niye tatlı konuşamıyor? Çünkü orijinal tatlılar yemediği için. Tabi aynen aynen. Ve hani kaliteli tatlı fiyat olarak biraz pahalı oluyor. İnsanlar onu hani göz önüne vurup ucuzuna kaçıyorlar ama arada çok büyük fark yok aslında da. Aynen. Bence ucuz da pahalı arasında çok büyük fark var. O sucuk farkı da kaliteli yemek lazım. Tabii tabii. Ben Vedat Miller gibi biraz övebilir misin? Tatlı değil mi? Ya kelime bulamıyorum yani. Şimdi şöyle. Şimdi bizi izleyen birisi hemen işi gücü bırakıp buraya Sütlü Nuriye'ye gelecek. Gelmeli. Öyle anlatmalı lazım ki biz lezzeti aldık. Lezzet güzel, çok güzel. Ben ikinci defa geliyorum. Sen de anlat. Bunu bölelim mi, yiyelim yalnız ha? Şöyle diyeyim. Bunu bölelim mi, ben yiyeyim mi? Sen ye, ben yemeyeceğim. Ben niye? Yiyeceğim kadar alayım. İki dilim yeter. Fazla beni rahatsız ediyor. İstanbul, bunun asıl memleketi İstanbul, Antep. Evet. Bak bu arada çok güzel yapıyorlar. Evet. İşte diğer memleketlerde bilinmez, ismini bile bilmiyorlar bunu. Evet. Ben ilk defa İstanbul'a yemiştim. Ama şu, bak gerçekten hani İstanbul'da Güllüoğlu falan var. Onların tatlısından aşağı kalır yanıyor. Bence daha da güzel diyebilirim. Gerçekten. Yani. Güllüoğlu'ndan daha güzel diyebilirim yani. Yenir ama değil. Ben Güllüoğlu'nda aşağı kalmaz. Ya iyi. Yani şey iyi. Güllüoğlu onun şeker hastaları için şey var. Diyabet tatlıları var, inanılmaz güzel. Hiç şeker yok içinde. İnanılmaz güzel. Güllüoğlu buradan Halil abiye selamlar sunuyorum. Burası Köycüz'ün en iyisi bence. Köycüz'ün bu civarın en iyisi. Bu civarın. Belki hani insanlara fiyat fazla gelebilir de tatlı bir ağız zevkidir. Tatlı yemek. Ben şuna verdim, onu da söyledi de. Adamlar fazla değil, korkmasınlar. Ya biz, ben iki dilim aldım. Ben üç dilim yiyemem. Üç dilim de senin için aldım. 34 lira, 35 lira tuttu. Evet. 35 lira yani hiçbir şey değil ki yani. Bu ağız, bu damak zevkini, bu ağız tadını insan hissettiği zaman
bu tadın zerafetine ulaştığın zaman yani 3-5 kuruşu hesap etmeyeceksin. Yemişken de kaliteli tatlı yemek lazım. Çünkü ben çok iyi tatlı yapan bir ustayla bir gün konuşmuştum. Dedim ki abi bu tadı nasıl veriyorsunuz dedim tatlıya. Evet. Çok müthiş bir fark var dedim yani. Müthiş bir lezzet var dedim. Adam bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Bu çok önemli bak. Komutanım dedi. Bizim dedi yani şu tatlının yapılışında uyguladığımız çok farklı bir taktik, teknik, kural yok dedi. Evet. Çay şekeri kullanıyorsun. Glikoz kullanmayacaksın. Evet. Hakiki tereyağı kullanıyoruz. Birinci sınıf ve birinci sınıf, birinci kalite fıstık kullanıyoruz. Evet. Hangi usta, hangi pastane, hangi pasta tatlı üretimi yapan yer olursa olsun bu kuralı uyguladığı zaman aynı lezzeti onlar da elde edip müşterilere sunarlar. Evet. Ya o yüzden ucuz etin tiri de olmaz. Glikoz denen o tatlandırıcı madde o kadar zararlı ki. Ya mesela zararlı olarak neyi biliyorsun? Alkol, sigara. Glikozun zararı alkolden, sigaradan daha fazla. Çok tehlikeli yani. Hani sağlığımızla oynuyor. Tabii tabii aynen. Ya bayramlarda konuk oluyorsun. Hani evlere gidiyorsun, tatlı falan ikram ediyorlar. İşte bir tepsi alıyor. Kilosu ne kadar? 10 lira, 15 lira. 5 kilo. Onu yediğin zaman var ya resmen kendine işkence etmiş oluyorsun. Yemeyeceksin yani. Tatlı da gerçekten kaliteden ödün vermeyeceksin. Bunun parasında da bir şey yok. Yani 50 lira, 100 lira, 30 lira, 40 lira bir şey değil. 10 lira fark eder ya. 10 lira fark eder. 20 lira fark etsin. Ne olacak ki ya? Evet. Öyle. Pekto'ya daha önce geldim ben. O zaman konuştuk buranın sahibiyle. Dedim ki glikoz kullanır mısınız? Dedi ki bir tat ondan sonra konuşalım. Biz asla kimyasal bir şey kullanmıyoruz dediler. Lezzette de öyle bir şey var zaten. Bir şey yok. Bir de çok güzel olduğu zaman, çok görüntü güzel olduğu zaman bir iki glikoz var onun içinde. Aynen. Çünkü çok parlak güzel, olduğu parlak zaman. Ha, parlak olduğu zaman glikoz var içinde. Sevgili dostlar, 5 lira 10 lirayı şey yapmayın, hesap yapmayın. Sağlığınızı düşünün. Kaliteli yaşayın, kaliteli yiyin için kaliteden hiçbir zaman taviz vermeyin. Kaliteli yaşamak diye bir şey var. Kaliteli yaşamak aslında kaliteli ve dengeli beslemekten türeyen bir şey, ilerleyen bir şey. O yüzden pardon. O yüzden her türlü gıda da böyle. Yani sadece tatlı da ucuza kaçmayalım demiyorum. Yani evet. Yediğimiz, içtiğimiz çünkü içtiğimiz suyun ve yediğimiz yiyeceğin direkt iç organlarımızdan bütün vücudumuza dağıldığını biliyoruz. Bunu herkes biliyor. Evet. Yani içinde kalitesiz yağlar olduğu zaman, kalitesiz üretildiği zaman vücudumuza bunun zararı olacak. Ticaret şöyle bir şey arkadaşlar. Arz ve talep mevzusu. Eğer sen kaliteli talep edersen kaliteli olacaktır. Kalitesiz arz edersen, istersen hani aslında bu talep, adam ucuz baklava arıyor, ucuz tatlı arıyor. Ucuz arayınca adam ucuzunu yapıyor. Basıyor glikozu. Ucuz oluyor. 10 lira fazla versen orijinalini yesen hem sağlığına zarar vermeyeceksin hem de şey yapmayacaksın yani. Bakın abi, sağlığına zarar vermez. Yetiyor zaten yani. Ondan sonra bir de dengeli, ölçülü yiyeceksin. Çok yeme, hiçbir şeyi çok yemeyeceksin. Hep az. Az az yiyeceksin. Çünkü fazla hep zarar yani. Tabii. Ne kadar ne olursa olsun fazla yersen zararlı. Ben tatlı yediğim zaman yani küçük dilimleri küçükse 3 dilim yerim. Hani böyle yediğimiz sütlü Nuriye gibi büyükse 2 dilim yerim. Evet. Fazla yemem. Ben, tadına bırakmak lazım. Çok ben fazla yememek. Ben de 2 dilim yerdim de. Sütlü Nuriye'yi çok seviyorum. 3 dilim yedim. 1 dilim fazla oldu. Afiyet olsun. Ama şöyle bir şey var. Bir de bu saatten sonra artık yemeyeceksin. Bu saatte problem değil. Ama akşam 10'da yersen problem. Kesinlikle. Yani 8'den sonra yemeyeceksin aslında. 8'den sonra. Ben bunu bir uzmanla da görüşmüştüm. Evet. Yani bir profesyonel uzmanla da görüşmüştüm. Evet. Sağlıklı yaşamak istiyorsanız sağlıklı besleneceksiniz. Dengeye besleneceksiniz demiştim. Evet. Bunun için de akşam 8'den sonra aynen senin dediğin gibi abi. Hiçbir şey yemeyeceksin. Sabah diyor istediğin kadar ye. Aynen. Bir de ye yani. Akşam da düşmanın varsa ona ikram et diyor. Aynen aynen. Yani o kadar tehlikeli ki, o kadar kötü ki akşam yemeyeceksin. Bak Avrupalılar bizden dolayı ne demişler biliyor musun? Onu da arz edeyim. Orada yaşayan Türk kardeşlerimize, ülkemizden gidenlere şunu diyorlarmış. Siz Türkler genelde yatağınızda ölüyorsunuz. Evet. Niye? Biz demiş sabah kahvaltısını sağlam yaparız. Öğle yemeğini sağlam yeriz.
et, nevi böyle ağır yiyecekler yeriz. Akşam ya hiç yemeyiz, yesek de çok hafif şeyler yeriz. Ama siz aksine sabah kahvaltısını bazen yapmıyorsunuz. Evet. Öğle yemeğini yemiyorsunuz veya hafif şeyler yiyorsunuz. Akşam yemeğinde böyle ağır etli yemekler yiyorsunuz. Yani yağlı, şimdi, bol yağlı. Bol ne yağlı. Kadar ne aynen. kadar tehlikeli ya. Şuna da dikkat etmek lazım. Kırmızı et. Kırmızı etle beyaz eti kıyaslayalım. Evet. Beyaz eti vücudumuzun sindirmesi ile kırmızı eti sindirmesi arasında 5 kat vücudun daha fazla efor sarf etmesi söz konusu. Evet. Ya kırmızı eti vücut sindirirken sindirim sistemimiz 5 kat daha fazla efor sarf ediyor. Evet. Ve onun içindeki protein oranları daha fazla olduğu için vücudun da belli bir protein dengesine yani oranına ihtiyacı var. O oranlar çok fazla yükseldiği zaman aşırı protein de vücuda zarar veriyor. Mesela gençlerimize bakıyorsun, işte vücut geliştirme merkezlerinde, fitness merkezlerinde vücut geliştirirken spor yapıyorum diyor, sağlığıma kavuşacağım diyor. Ama orada aldıkları protein desteği vücudu şişirirken onların iç organlarına, vücuduna, beynine o kadar, gözlerine bile o kadar büyük zararlar veriyor ki ama güzel bir vücudum olsun. Zararı önemli değil diyor. Ya yanlış yapıyorlar. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Sevgili dostlar, sağlıklı olalım. Bize, bizden başka kimse yardım etmez, destek olmaz. Biz, yani bizim sağlığımıza kendimiz bakmamız lazım. Onun dışında bir atasözü var. Atasözü değil, bir söz var. Su akar, Türk bakar diyorlar. Onun için su aksın ama sen bakma, faydalan ondan. Sağlığına dikkat et, kendine dikkat et, uykuna dikkat et, her şeye dikkat et. Benden de bu kadar. Yalçın Avcı, gurme YouTuber. Köyceğiz. Yeni açtığımız sayfamız var. Getirbizimoğlan.com. Çözüm ortağı arıyoruz. Getirbizimoğlan.com. Yani Köyceğiz'de başlayacağız. Köyceğiz'de şöyle başlayacağız. Diyeceğiz ki Getirbizimoğlan. Getirbizimoğlan sayfasından ve WhatsApp'tan Köyceğiz'de ne isterseniz, cilet iste, aspirin iste, orkid iste, kola iste, aklına ne gelirse iste ama sağlıklarını iste daha çok getirelim. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar. İyi akşamlar herkese. Her şey gönlünüzde olsun. Hoş vakitler dileriz. Komutanım çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Neyse sen iki tane yiyeceksin. Sana üç dedim. Çok, çok olmaz mı ya? Olmaz olmaz olmaz. Hı? Olmaz. Sen şeyden baksana. Baksana değil mi? Başka yapıyor mu burada? Baksana baksana. Sen onu şey yap da abi. Sen de çapa koysana. Tamam. Aynen ya.